Değerli izleyenlerim, bugünkü Sorularla İslamiyet programında varlık mertebeleri nelerdir? Bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Bizler bir zamanlar şu alemde yok idik. 50 yaşında olan bir insan 51 yıl önce yoktu. Diyelim bir 100 yıl öncesinde anne babası da yoktu. Daha evveline gittiğimizde bir zamanlar dünyada Adem ve Havva da yoktu. Biraz daha geriye gittiğimizde bir zamanlar dünya yoktu. Biraz daha geriye gittiğimizde Allah var, hiçbir şey yoktu. Kânallah ve lem yekun mâhu şey. Allah var, onunla beraber hiçbir şey yok. Ve Allahu Teala vacibül vücuttur. Yani vücudu zorunlu olan. Allahu Teala alemi yaratabilirdi de yaratmayabilirdi de lütfuyla yaratmayı tercih etti. Ve şu görmüş olduğumuz varlıkları, bizleri, diğer şeyleri yarattı. Bu Allahu Teala'nın tercihi. Bizler ve bizim gibi yaratılmış olan her şey, bunlara da mümkinül vücut deniyor. Yani varlığı ve yokluğu birbirine eşit olan. Olabilirdi, olmayabilirdi. Mesela herkes kendisi için düşünebilir bunu. Ben olabilirdim de, olmayabilirdim de. Varlığımız mümkündü. Ve Allahu Teala bizi yaratmayı tercih etti. İşte bütün varlıklar benzeri bir şekilde olabilirdi, olmayabilirdi veya çok daha değişik özelliklerde olabilirdi. Allah bu tarzda tercihini kullandı. Yaratılmış olan bütün bu varlıkların mertebe özelliklerine de mümkinül vücut deniyor. Yani imkan dairesinde olan varlıklar. Ve imkandan vücut görülüyor. Yani bir şeyin olması veya olmaması mümkünse, meydana getirilmişse onu yapanı gösterir. Diyelim boş bir tahta var. O boş tahtada güzel yazılar yazılabilir. Yazılmayabilir de boş olarak da kalabilir. Ama yazılmışsa yazan birisini gösteriyor. Ve o yazanın varlığı o zaman zorunlu oluyor. Bir nevi vacibül vücut oluyor. İşte buradan Allahu Teala'nın vacibül vücut oluşuna, diğer bütün varlıkların mümkinül vücut oluşuna bakabiliriz. Bir de muhal diye bir şey var. Bu da olması mümkün olmayan. Mesela Cenab-ı Hak onun şeriki olur mu? Cenab-ı Hak'ın şeriki olması zatında muhaldir. Zatında imkansız olan bir şeydir. Buna da muhal denilmiş veya mümteni tabiri kullanılıyor. Bunun dışında yaratılmış olan varlıkların kendi aralarında değişik sınıflandırılmaları söz konusu. Ne gibi? Mesela camidat diyoruz, cansızlar. Bir üst mertebede bitkiler, bir üst mertebede hayvanlar, bir üst mertebede insan. Yani şu görmüş olduğumuz maddi alemde başlıca bu dört türlü varlığı görmekteyiz. Cansızlar her tarafta var ve çok geniş, yaygın bir vaziyette. Dağlar, taşlar, diyelim sular, gökyüzü, güneş, yıldızlar. Bunlar mekan olarak düşünüldüğünde, doğrudan madde olarak düşünüldüğünde bunlara camidat denilmiş. Ve biz dünyaya gelelim. Dünyada Allahu Teala bu cansız şeylerden bitkileri yaratmış. Bitkilerde hayat var. Hayat doğrudan maddenin bir özelliği değil. Bir üst mertebede hayvanlar var. Hayvanlarda hem hayat var hem de aynı zamanda bir takım böyle şuur var, his var ve bir takım zevkler var. Bir bitkiyle bir hayvanı kıyas ettiğimizde bitki sabit bir yerdedir ama hayvan hareketlidir. Öte yandan bitkinin öyle bir zevk dünyasından, ince duygularından söz edemeyiz ama hayvanın kendine göre bir zevk dünyası vardır ve o zevklerini tatmin etmeye çalışır. Bir üst mertebede insan yer almış ve bu insan maddesi itibariyle yeryüzündeki elementlerden yaratılmış. İnsanın nebati yönü var, yani bitkisel yönü var. Bu insan büyüyor ve bu insanın hayvani yönü var. Hayvani bir takım istekler var insanda. Yeme içme gibi, cinsel duygu gibi yaratılıştan gelen hayvani bir takım duygular var. Ama bu insanda insani latifeler var. Melekler nasıl ki ibadet yapmaktan zevk alıyor, marifetten zevk alıyor, bu insanda meleki bir vaziyette var. Ama aynı bu insan mahiyetinde nefis de konulmuş. Nefis insanın sınır tanımaz istekler dünyası.
helal haram tanımadan bu isteklerine ulaşma yönü. İşte bu mahiyette bir nefis var ve bu nefsi körükleyen, bu nefsi kötülüklere karşı kışkırtan şeytan var. Eğer insan isterse şeytanın mahiyetine girebilir, hatta şeytanın mahiyetine adeta bürünebilir. İşte bu şekilde görmüş olduğumuz varlıklar içinde en merkezde insan yer almış, bütün varlıkların özelliklerini göstermiş. Bir de gözle görmediğimiz varlıklar var. Bu gözle görmediğimiz varlıklara ana hatlarıyla ruhaniler diyebiliriz. Ruhani varlıklar. Ruhani varlıkların da kendi aralarında kısımları var. İşte tümüyle hayra kabiliyeti olan ve şer işlemeye kabiliyeti olmayan melekler. Hem iyilik hem kötülük yapabilecek cinler ve zamanla artık iyilik yapma kabiliyetini ortadan kaybetmiş olan şeytan ve şeytanın nesli tabiri caizse şeytanlar. Ve varlık aleminde bu tarzda bizim gözle görmediğimiz varlıklar da bulunmakta. Belki bunu da şöyle daha iyi anlayabiliriz. Nasıl ki yeryüzünde bir hayat var ama denizlerde de hayat var. Denizlerdeki hayat yeryüzündeki hayattan çok farklı. Bizler denizin içine girsek orada bir iki dakika sonra boğuluruz, hayatımız devam etmez. Ama orada yaşayan balıklar var ve değişik özellikte değişik canlılar var. Onlar da suyun üzerine çıktığı zaman birkaç dakika kalsalar onlar da o zaman ölüyorlar. Onlar da havada boğuluyor. Biz suda boğulurken onlar da havada boğuluyor. İşte bu denizler örneğinden ruhaniler örneğine geçebiliriz. Onlara bakabiliriz ve şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Hayat sadece şu görülen dünyaya münhasır değil. Ve varlıklar sadece bu gözle görülen varlıklardan ibaret değil. Allah-u Teala bizi topraktan yaratmış. Bizler toprağın çocuklarıyız. Ama Allah-u Teala melekleri nurdan yaratmış. Onlar da nurun çocukları. Ve cin taifesini ateşten yaratmış. Onlar da ateşin çocukları. Burada belki şuna da açıklık getirmemizde fayda var. Bizler şu anda nasıl ki topraktan yaratılmış olmakla beraber bir toprak parçası değiliz. Onun gibi cinler denildiğinde onları bir ateş parçası olarak görmek yanlış olur. Melekler denildiğinde doğrudan bir nur şeklinde tasavvur etmek yanlış olur. Melek dediğimizde onların da müstakil bir varlığı var. İnsanın ruhu gibi adeta. Nasıl ki insanda ruh var, ruhun müstakil bir varlığı bulunmakta. Benzeri bir şekilde meleklerin de müstakil bir varlığı var. Ruh idrak sahibidir. Melekler de idrak sahibi. İyiyi kötüyü algılayabiliyor. Ruh nasıl ki alemi seyrediyor, neticelere varıyor. Melekler de görevlerini yaparken şuuren bunları yapıyorlar. Ve bu manayı anlamak aynı zamanda bizim varlık alanımızı genişletiyor. Bazı insanlar var ki bunlar eşyayı görülenlerden ibaret kabul etmişler. Halbuki eşya görülenlerden ibaret değildir. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatı göremez. Bir kitaba baktığımızda nasıl harfler var, kelimeler var ama aynı zamanda mana var. Şu aleme de baktığımızda maddi varlıklar olduğu gibi maddi varlıkların ötesinde bizim görmediğimiz ruhani varlıklar da bulunmakta. Bu ruhani varlıklar kendi aralarında işte iyi ruhlar, kötü ruhlar şeklinde de gruplara ayrılmakta. İyi ruhlarla alakalı ervah-ı tayyibe ifadesi kullanılır. Tayyip, temiz olan ruhlar, melekler gibi. Ve kötü ruhlar için de ervah-ı habise, habis ruhlar ifadesi kullanılır. İşte şeytan ve şeytanın mahiyetine girenler gibi. Ve şu alemde nasıl ki bir yandan karanlık var, öbür yanda aydınlık var. Bunların birbiriyle adeta boğuşması, dövüşmesi söz konusu. Tabiatları birbirine zıt. Onun gibi şu alemde de iyilerle kötülerin, ruhanilerin de kendi aralarında iyileriyle kötülerinin adeta bir mücadelesi söz konusu. Ve insan diyelim çöllere gitse, çöllerde oraya münasip hayat görüyor. Orada hareketli bir ortam var. Denizlere gitse orada hareketli bir ortam var. Ormanlara gitse orada hareketli bir ortam var, mücadele var. Benzeri bir şekilde
gözle görmediğimiz alemde de çok hareketlilik var. Oranın da iyileri var, kötüleri var. Dolayısıyla bu manaları bilmek, Kur'an'dan gelen, İslam'dan gelen bu manaları bilmek bizim varlık ufkumuzu açıyor. Madde adeta etrafımızı dört duvar gibi örmüş durumda. Ama Kur'an'ı kabul ettiğimizde o duvarlar yıkılıyor. Maddenin ötesine geçiyoruz ve maddenin ötesinde çok daha böyle zengin bir hayatın her tarafı kuşattığını görebiliyoruz. Bu bakışla baktığımızda ayda hayat vardır, güneşte hayat vardır, diğer yıldızlarda hayat vardır. Fakat sadece bu gözle bakacak olursak hayat sadece şimdilik bu dünyamızda görülmektedir. Demek ki Kur'an'ı dinlemek, Kur'an'ın manalarını anlamaya çalışmak bizlerin varlığa bakışını değiştiriyor, aleme bakışını değiştiriyor ve dar bir dünyada kalmaktan bizi kurtarıyor, yeni yeni ufuklara, yeni yeni alemlere bizleri taşıyor. Kur'an'ın gölgesinde bir hayat, hep Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin diyerek bugünkü programı noktalıyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere, hayırlı günler diliyorum.